Doğuz bölgesi Kolordu Komutanı'nın bir şekilde sınır hattında 31 kilometre kuş uçumu içeride bir sihayla vurularak yanında bir albayımız, iki binbaşımız, iki çiziremizin ve bir erimizin şehit olmasıyla yaşanan süreç açıkçası hem taktiksel açıdan hem de bölge jeopolitik açısından son derece büyük bir olay olarak kendisini gösteriyor. Ve buradan tabii bir tartışma, bir gündem tekrar kendisini gösteriyor. O da şu, yani %23 faiz toprağı Ermenistan'ın elinde olan 27-26 senedir elinde olan Azerbaycan bu toprağı almak için bundan sonra ne yapacak? Çünkü bu olayla birlikte, generali şehit olmasıyla birlikte, Rahimov şehit olmasıyla birlikte Azerbaycan'da da çok ciddi anlamda bir bakış açısı değişikliği kendisi göstermeye başladı. Ve burada şu çok vurgulanıyor. Yani generalimiz neden hayatını kaybetti? Ülkenin içerisindeki millileşmeyle ilgili çabaları kim engellemeye çalışıyor? Ve biz neyle, nasıl bir baskıyla karşı karşıyayız ki 27 senedir ülkemizin toprağını ele geçirmekle ilgili yapmamız gereken hamleleri bir şekilde, istediğimiz şekilde yapamıyoruz. Yani sorunun BAMTE'ne değinmesiyle ilgili aslında bir fırsatı da beraberinde getirmiş durumda. Bunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Rahimov Azerbaycan'daki Türk ekolünü temsil eden bir generaldi ve Türkiye'de eğitim görmüştü. 20 April muharebelerinde, yani 2016'da yapılan savaşlara katılmıştı ve çok az insana nasip olan bir şerefle yapmış olduğu mücadeleler neticesinde ortaya koymuş olduğu kahramanlık nedeniyle ismi sınır hattındaki, cephe hattındaki bir mevziye verilmişti. Yani karakola verilmişti. Orada yaşarken bu şerefe nail olmuştu. Bir tek o tepelerin alınmasından, mücadele sırasında bazı tartışmalar yaşanmış. İstifa etmeye kalkmıştı. Ancak devlet başkanı bizzat Aliyev tarafından istifası geri çevrilmiş, istifası geri alması söylenmiş ve bir üsbe getirilmişti. Tovuz'da görevlendirilmişti ve görevlendirilmiş oldu Tovuz'da. Bir şekilde yani bu işi bilenler çok iyi bilirler. Onu anlatmaya çalışıyorum Sayın Hanım. Evet. Bir şekilde bir SİHA'nın kendi imkan ve kabiliyetiyle etkisizleştirmesi açıkçası uzun soluklu bir iş. Yani takip edecek, tespit edecek, analiz edecek ve teyidin neticesinde aldığı emir neticesinde vuracak. Ama doğrudan doğruya bir vuruş var. Bu Kolordu komutanının bir şekilde yerinin tespit edilmesiyle ilgili son derece gizli bir süreç var, örtülü bir süreç var, şüphelerle o gelişen bir süreç var. Zaten bunda da ilgili hem Sayın Aliyev'in hem İçişleri Bakanı'nın çok net açıklamaları var. Yani bu işte birilerinin parmağı varsa mutlaka ve mutlaka bulup çıkartacağız ve cezalandıracağız şeklinde. Tabii bu iş sürüldüğünde ortaya çok farklı gerçekler de ortaya çıkacak. Öyle gözüküyor. Çünkü sonuçta hani ben orada görev yaptığım için çok rahatlıkla bu konuları konuşabiliyorum. Özellikle mücadele döneminde yani Karabağ Savaşı'nda orada görev yapmıştım. O kimyayı bilmenin vermiş olduğu rahatlıkla bu cümleleri kurabiliyorum. Yani açıkçası Azerbaycan gerçekten bir Azerbaycan olacaksa bu mücadeleyi kendi içinde vermenin zamanı gelmiştir. Yani hani biz bir cümle kurduk 15 Temmuz gecesinden sonra yerli ve milli, yani Azerbaycan içerisinde Azerbaycan'ın gücünü bloke eden, Azerbaycan'ın Karabağ'ı tekrar kendi öz toprağını kendi vatanına katmasına engel olan ve Azerbaycan'ın gücünü manipüle eden yapıdan kurtulmanın belki de bir fırsatı olacak. Kolay mı? Kesinlikle kolay olmadığını farkındayım. Çünkü o gücün arkasında bölge jeopolitiği ile ilgili çok önemli aktörlerin olduğunu farkındayım. Bir diğer tarafıyla da açıkçası Ermenistan'la ilgili süreç sadece Rusya ile ilgili olan bir süreç değil. Değil, Aynı tabii. zamanda Fransa Fransa. ile ilgili olan, Türkiye ile ilgili olan bir süreç. Hatta cümleyi isterseniz şuradan kuralım. Karabağ Savaşı Türkiye için yapılan bir savaş. Yani Türkiye'nin Türk dünyasıyla bağını kopartmak üzere yapılan bir savaştı ve başarılmıştı. Yani o zaman Sovyetler Birliği dağılmış. Çok güçlü bir şekilde ama hamasi bir cümle kuruluyordu. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar. Onun tabii bu cümlelerin kurulması, bununla ilgili bir toplumsal bilincin veya hedefin şekillenmeye başlamış olduğu böylesine bir evrede Karabağ Savaşı ortaya çıkmış ve Laçin Koridoru başta olmak üzere Karabağ ve 7 rayonun düşmesiyle birlikte Türkiye ile Azerbaycan'ın fiziki bağı
ve daha sonrasında Türk Cumhuriyetleri olan bağ kopartılmıştı ve açıkçası o başlamadan oralarda kalmıştı. Evet. Şimdi bir bypass vardı. Gürcistan üzerinden gerçekleştirilmişti. Yani enerji nakliyatları, karayolu ve demiryolu. Şimdi Tovuz'la tam o hattın üzerinde, yani yaklaşık 15-20 kilometrelik bir aralıkta bir etki ortaya koysalar, yine Azerbaycan'a bağın kopmasıyla ilgili bir risk kendisini gösterdi. Yani bu anlamda hem Azerbaycan'ın hem Türkiye'nin bu ortaya çıkan fiili durumu görerek jeopolitik anlamda bir işbirliği yapmaları gerekiyor ve bu sorunu kalıcı olarak çözmeleri gerekiyor. Tabii burada en önemli olan taraf şu, Türkiye'nin ben yardımcı olayım demesinden ziyade Azerbaycan'ın bu yardımı talep etmesi gerekiyor. Çünkü sonuçta oradan yapılacak iş. Hani şöyle bir cümle kurayım isterseniz, bizim orada bir desteğimiz var. Ama bu destek daha çok askeri idari anlamda bir destek. Yani ne var? Harp okullarında öğretim görevliliği yapıyorlar. Deniz kuvvetlerinde, hava kuvvetlerinde danışmanlık yapıyorlar. Jandarmada, asayiş unsurlarında bir takım vazifeleri var. Şimdi Libya'dakine benzer bir muharip desteğin oluşması gerekiyor. Yani danışmanlık desteğinin ve teknik anlamda, teknik silah anlamda bir desteğin oluşması gerekiyor. Bu olursa tabii bunun yapılanması engel olacak bir şeye de set kurmaya da ihtiyaç var. Yani o seti kurmasanız diğer taraftan gelecek tehdidi de hesap etmek gerekiyor efendim.